Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi size bugün çok güzel bir model göstereceğim. Bunlar yaptığım motiflerin renkleri arkadaşlar. Koyu rengini yaptık. Açıyla yapacağız. Şimdi modelimizi gösterelim. Tığımızda arkadaşlar 21 numara onu da söyleyelim. Modelimiz şu şekilde. Evet arkadaşlar. Koyu rengini yaptık. Modelimizde motifimiz bu. bu. Yapraklar arasında. Şimdi şu açık rengiyle de sizle beraber motif çalışması yapacağız. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım kısmına geçelim. 8 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar modelimizin yapımına. 8 zincirimizi çektik. Bu yapmış olduğumuz ikinci zincirin içinden arkadaşlar girip şöyle buraya bir yuva yapıyoruz. Yuvamız bu şekilde. Yuvamızın içine tekrar 8 zincir çekiyoruz. Ve yaptığımız bu halkamızın için arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile 8 zincirimizi tutturuyoruz. Tekrar 8 zincir. Yine aynı şekilde bu yuvanın içine ikinci yuva olarak Yine bir 8 zincir daha tutturuyoruz. Yine 8 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar 8 zincirimi yuvanın içine sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde buraya 3 tane yuva yaptık arkadaşlar. Ve sık iğne ile ilk yuvamızın içine bu şekilde geçiş yaptık. Evet arkadaşlar sık iğne ile girdiğimiz yuvamızın içine bir zincir çektik bir defa doladık yuvanın içine girip bir iki iki trabzan yaptım bir defa doluyorum yine aynı şekilde bir iki iki alarak üç seferde bir trabzan yaptım dördüncü trabzanım beşinci 6 7 ve bu da 8. trabzan. 8 tane trabzanı buraya yaptık arkadaşlar. İlk yuvamızın içine yine sık iğne ile buraya kapattık. Bir yuva yaptık bu şekilde. Tekrar ikinci yuvanın içine sık iğne ile geçtim. Bir tane de zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde 1, 2, 2 olarak aldım. Yine 3. trabzanım. 1, 2, 2, 4. 5. 6, 7 ve 8. trabzanım. Sık iğne ile arkadaşlar yuvaya girip kapattım. Tekrar buraya üçüncü yuvanın içine sık iğne ile geçtim. Bir zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. Yuvanın içine girdim. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve bu da sekizinci yuva. 8. trabzan. 8 tane trabzan yapınca yine aynı şekilde arkadaşlar sık iğne ile yuvanın içine girdim. Bu şekilde tamamladım. Yine arkadaşlar şu boşluktaki geçiş yaptığımız sık iğneye giriyoruz. Bu şekilde yuvamız oldu. 8 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 8 tane trabzan yapmıştık. Tam ortasından bu şekilde girdim tepesine trabzanın tepesine sık iğne ile bu 8 zincirimi kapattım tekrar 8 zincir 8 zincirimi bu aradaki geçiş sık iğnesinin arasına kapattım buralara bu şekilde yuvalar yapıyoruz arkadaşlar tekrar 8 zincir ve 8 zincirimi tam ortasına arkadaşlar şu şekilde trabzanımı kararlıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 8 zincir. Bu şekilde arada geçiş sık iğnelerine şu şekilde kapatıyorum. Her yuvamın tepesine bu şekilde ikişer yuva yapıyorum arkadaşlar. Tekrar buraya 8 zincir. Ve buradaki tam ortadaki trabzanımın tepesine kapatıyorum. Şöyle göz kararı da yapabilirsiniz. 4 4 sayabilirsiniz de. 3 4 5 ve 8. Buradaki ortadaki sık iğneme girdim. Kapattım 8 zincirimi. Bu şekilde yuvaları hazırladık arkadaşlar. İlk yuvaya sık iğne ile giriyorum. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım ve 1 2 2. 2 tane trabzan yaptım. Yine aynı şekilde buraya 8 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir defa doluyoruz. 3 seferde alıyoruz. 5 oldu. 6 oldu. 7 oldu ve 8. Sık iğne ile yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. 1. yuvamız hazır. Yine sık iğne ile ikinci yuvaya geçiyorum. Burada da aynı şekilde bir zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 seferde alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp 1, 2, 2. 3 tane bu şekilde trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 3 seferde alıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8 yuvada kapattım bu şekilde tekrar hemen ikinci yuvanın yapımına başlıyorum bir yuvanın tepesine iki tane yuva yapıyoruz ve bir ikisini de arkadaşlar aynı bu şekilde dolduruyoruz 8 yer trabzanlar yapıp tamamlıyoruz Evet arkadaşlar motifimiz çok güzel oldu gördüğünüz gibi çok da hoş bir motif oldu şimdi arkadaşlar bu ilk yaptığımız yuvaya geçiş sık iğnemizden buraya ipimizi sabitliyoruz bu şekilde sık iğne ile tutturduk yani şu ipimizi arkaya alalım sık iğnemizi buraya tutturduk ve iki zincir çekiyorum buradaki ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar bu sık iğnemi bu şekilde şu iki zincirimi sık iğne ile kapatıyorum buraya İki zincir çekiyorum tekrar Yandaki trabzana kapatıyorum iki zincirimi. İki zincir trabzan tepesine sık iğne ile kapat. Buraya arkadaşlar kontürler çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar yine iki zincir çekip buradaki tüm trabzanların tepesine iki zincirli kontürler çekiyoruz. İki zincirimizi çektim ve buradaki arkadaşlar trabzan tepeme kapatıyorum sık iğne ile iki zincir çektim bu şekilde kapattım iki zincir çektim bu şekilde sık iğne ile kapattım iki zincir trabzanımın tepesine sık iğne ile kapattım tekrar iki zincir çektim arkadaşlar buradaki yuvadaki geçiş noktamızdaki sık iğnemizin içine Yine bu iki zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Bir tane yuvasının tepesini arkadaşlar iki zincirli kontürleri çektik. Bu diğer ikisine de aynı şekilde arkadaşlar kontürleri çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üç yuvanın üçünün de iki zincir çekerek kontürlerini bu şekilde çektim. Ve buraya iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradaki arkadaki sık iğne geçiş noktasına İki zincirimi kapatıp bu şekilde geçiş yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradaki trabzan tepelerini de aynı aşağıda yaptığımız gibi iki zincir çekerek kenar kontürlerini gidiyoruz. İki zincir trabzan tepesine kapattım. İki zincir kapatıyorum buraya. İki zincir çektim. Kapattım. İki zincir çektim trabzan tepesine kapatıyorum. İki zincir çektim. Bu şekilde trabzan tepesine kapattım. İki zincir trabzan tepesine kapattım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu geçiş noktasındaki sık iğneye de bir, iki zincir aynı şekilde tüm arkadaşlar 2 zincir çekerek kenar kontürlerini gidiyoruz. 2 zincir Bakın arkadaşlar bu şekilde daha belirgin bir yapraklarımız oluyor kontürlerin sayesinde. 2 zincir çekiyorum. Buradaki tepeye batıyorum. 2 zincir kapattım buraya arkadaşlar. 2 zincirimi çektim ve trabzan tepesine kapattım. İki zincir. İki zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Trabzan tepesine kapatıyorum. Sık iğnelere gelince yine sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğneleri yaparak yaprak oyuntusu elde ediyoruz. Ve diğer ikisini de aynı bir şekilde arkadaşlar iki zincir çekerek dolduruyoruz. Evet arkadaşlar motifimizin ekleme kısmına geldi. Şimdi yaprakla gülümüzün arasına üç tane arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battı yapıyoruz bu birinci tığ battım 2 zincir bu ikinci tığ battım. 2 zincir bu da üçüncü tığ battım bu şekilde arasına 3 tane tığ battı yaptık bir tane de zincir çekiyorum şu şekilde arkadaşlar iki tanesi yaprağımızın alt tarafı gelecek şu iki yaprak. Şu bir yaprak da üst tarafı bakacak şekilde bu şekilde bakın çatma işlemi gerçekleşecek. Şimdi bunun yaprağı bitirip de arkadaşlar şuradaki başlama noktası var ya şurası bu kısmından şöyle hani bir yaprağın üstüne iki tane yaprak yapmıştık. O bir yaprağımızın kısmından bu şekilde bir zincirle tutturup bir sık iğne yapıyoruz buraya bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar hemen bunu bu şekilde tığ battıya kapatıyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bakın yaprağımızı buraya monte etmiş olduk sık iğne ile şimdi bir iki zincir buraya arkadaşlar kirpikli trabzan yapacağız burayı unutmayın Burası önemli. 2 2 olarak alıp bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum buraya. Ve 5 zincirimi bu şekilde arkadaşlar yuva olarak kapattım. Tekrar buraya iki tane zincir çekip yandaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde arasın arkadaşlar. Bir kirpikli, tomurcuklu, yuvalı trabzan. Bunu kirpik için kullanacağız tohum için kullanacağız arkadaşlar bu yuvayı tekrar iki zincir şey pardon bir zincir arkadaşlar yine şu şekilde ekleme kısmına geliyoruz bakın şöyle bir iki yaprak yani bu yaprağın üzerine yaptığımız iki yaprağı atlayıp bu geçiş noktasındaki yere mor kısma tığımızı takıp buradan bir tane ilmek alıyorum bu bir zincirimi buraya arkadaşlar sık iğne yapıyorum tekrar bir zincirimi hemen tığ battım arkadaşlar kapatıyorum buraya şu şekilde arkası olacak şekilde arkadaşlar yaprağımızı bu şekilde buraya monte ettik şimdi buraya da arkadaşlar ilk başta yaptığımız gibi iki zincir çekerek 3 tane tığ battı yapıyorum bu bir tekrar iki zincir bu da iki tekrar bu şekilde 3 tane arkadaşlar tığ battımı hazırladım buraya şu şekilde arkadaşlar monte etmiş olduk motifimizi motifimizi buraya bu şekilde tutturduk şimdi yaprağımızı yapalım arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ve buraya bir orta boy arkadaşlar bu şekilde örümcek yapıyorum iki defa tığımın başını doladım 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 olarak girip bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim trabzan tepeme şöyle ters çevirip yine trabzanın tepesine bu 4 zinciri arkadaşlar yuva olarak kapattım bu şekilde. 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Şimdi bir defa doluyorum. Bu yaptığımız Zincirin 4 zincirli yuvanın için arkadaşlar yaprak çalışacağız. 2 seferde aldım. Yine 4 zincirimi çektim. Buradaki arkadaşlar yaptığım trabzanın arasına tomurcuk olarak kapattım. Bir defa doluyorum, yuvaya gelip 1 2 2. Bu sefer trabzanımı 3 seferde çektim. 4 zincirimi çekip kapattım trabzanıma kirpik olarak. 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvaya girip 2 2 2. 3 sefer daldım trabzanımı. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım bu şekilde yuvaya. Tekrar 2 defa doluyorum arkadaşlar. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu sefer 4 sefer aldık Yine 4 zincir kapatıyorum bu son yaptığım trabzanımın içine buraya 5 tane sık iğne 1 2 3 4 ve 5 6. da bu yuvada yaptım yaprağımız bu şekilde arkadaşlar gayet kolay ve gösterişli bir yaprak bu yaprak modelini çok seviyorum duruşunu arkadaşlar bu şekilde şimdi yaptığımız bu ilk trabzanın içine de 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu üçüncü, dördüncü ve beşinci. Altıncıyı da hemen bir yandaki tığ battıya kapatıp bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Hem de yaprağımı montelemiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapalım yaprak. Şöyle orta boy bir örümcek. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir 2 2 2 alarak arkadaşlar bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine 4 zinciri çekip ters tarafından kapatıyorum. 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. Bu yaptığım yuvaya girdim. 2 2 olarak aldığım bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Kapatıyorum buraya. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. Üç seferde. Dört zincir. Kapattım oraya. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. Arkadaşlar iki, iki, iki olarak üç seferde aldım üçüncü trabzanımı. Tekrar dört zincirli bir kirpik yapıyorum yine iki defa doluyorum bu sefer arkadaşlar 4 seferde çıkarıyoruz ve kirpik için 4 zincir 4 zincirim buraya kapattım 5 tane de sık iğne yapıyorum 4 ve 5 6. de arkadaşlar buraya kapattım yuvaya yine 5 tane trabzanıma sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5 6. aynı şekilde buradaki yuvada kapatıyorum. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. İpimi kopardım. Yapraklarım da bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu orta yuvada ilk başladığımız bu 8 zincirli yuvadan tutuyor tığımızı içeri sabitleyip arka tarafta bu yaptığımız kirpikli trabzanın kirpiğinden tutup orta yuvadan bu şekilde arkadaşlar çıkardık bu şekilde şimdi bu yeşil yuvanın yani 5 zincir için çektiğimiz yeşil yuvanın için arkadaşlar sarı ipimizle buraya 5 tane kirpik yapacağız bu şekilde yuvamın içine arkadaşlar sık iğne ile girdim. 5 tane de zincir çekiyorum. Kapattım buraya bu şekilde. 1 5 zincir yuvada kapatıyorum. 5 zincir 3 oldu arkadaşlar. Tohum sayımız 5 olacak. 5 zincir 4 oldu. 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. 5 tane buraya kirpik yaptım. Bir zincirimi de çekip ipimi kopardım. Bu şekilde. Şimdi iplerimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi tülbentimizle de açıklı koyulu tonlama yaparak uyguladık. Şöyle yakından da gösterelim arkadaşlar gayet ağır oturaklı godaman bir model oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu Ben çok beğendim muhakkak çeyizlerinizi yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar yapacak arkadaşlara da kolay gelsin Allaha emanet olun hoşça kalın